Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Mart 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, öncelikle Mart ayının konu başlıklarına kısaca bir bakalım. 7 Mart'ta Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Yine 7 Mart'ta Satürn Balık Burcu'ndaki yolculuğuna başlıyor. 16 Mart'ta Venüs Boğa Burcu'na geçecek. 21 Mart'ta Koç Burcu'nda yeni ay doğuyor. 23'ünde Plüto Kova Burcu'na geçecek ve 25 Mart'ta Mars Yengeç Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sevgili oğlaklar, ayın 20'sine kadar Güneş Balık Burcu'nda. Merkür de onunla birlikte olacak. Dolayısıyla bu ay zihinsel anlamda daha empatik, daha duygusal, sezgiselsiniz. Yakınlarınızda olup bitenlerle ilgilenmeniz, kardeşlerin, komşuların, akrabaların sizin için önemli hale gelmesi, yardımlaşma temalarının biraz daha ön planda olmasını bekleyebiliriz. Ziyaretler, kısa da olsa yolculuklar, gidip gelmeler, haberleşmeler, iletişim çok öne çıkabilir. Kişisel anlamda eğitim gibi konularda, işte ticari aktivitelerde bir şeyleri yazmak, çizmek, tasarlamak, hani buralarda da yaratıcı enerjinizi güçlü bir şekilde kullanabilirsiniz. 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16 derecesi Dolunay meydana gelecek. Sizin için aslında yılın güzel ve verimli dolunaylarından birisi bu. 9. evinizde meydana geliyor. Bu Dolunay Uranüs'ten de güzel bir açı alacak. Toprak elementinin destekleyici etkilerini görüyoruz. Bu bir hedefinize ulaşmanız, bir farkındalık, düşünce ve inançlarınızda bir aydınlanma getirebilir. Aynı zamanda özellikle yurt dışı ve uzaklarla ilgili konularda bir işinizi tamamlamanız ya da buralarda düzenlemelerin, detayların, hesaplamaların, hani varsa yapılacak işlerin, bunların bir yoluna girmesi mümkün. Örneğin bir seyahat planlaması olabilir bu. Yurt dışında vize, pasaport, işe gibi bir konunuz olabilir. Seyahatle ilgili bir belki bir vereceğiniz karar olabilir. Yurt dışında okumak, yerleşmek, yaşamak, iş yapmak, buralarla ilgili bazı yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alabilirsiniz. Eğitim, akademik konular, üniversite eğitimi gibi konularda da tabii ki sizin için bence güzel fırsatlar getiriyor bu Dolunay. Medya, yayın işleri, basın işleri, internet bilişim alanındaki bazı faaliyetlerinizde daha başarılı olabileceğiniz, kendinizi ifade edebileceğiniz bir süreç. Belki bazı hukuksa işleriniz varsa, bir mahkemeniz, davanız, bir hak arayışınız, hani burada da yine hedeflerinize odaklanabileceğiniz, hatta sizin için önemli bazı sonuçlar da getirebilecek bir dolunaydan bahsediyoruz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu etkiyi daha güçlü hissedebilirsiniz. Değişken burçlarımız tabii ki daha fazla etkileniyor. Başak, Balık, İkizler, Yay, bu burçlarda da gezegenleriniz bulunuyorsa yine tesirler sizin için önemli olacaktır. Ayın 20'sine kadar da zaten bu Başak Dolunay'ının etkilerini bu ay içerisinde görmeye devam edeceğiz. Evet, yine hemen Dolunay'ı takip eden, yine aynı gün 7 Mart'ta Satürn Balık Burcu'na geçecek ki bu sadece bu ayla sınırlı olmayan daha uzun süreli bir etki. 13 Şubat 2026'ya kadar önümüzdeki yaklaşık 3 yıl Satürn Balık Burcu'nda olacak. Dolayısıyla Balık Burcu'nun olduğu ev, 3. ev alanlarınızla ilgili Satürn'ün bir düzenlemesi, bir disiplini altında olacaksınız. Sorumluluklarınız bu alanda daha fazla olabilir. Bu videoda tabii ki buna çok fazla değinmeyeceğim çünkü daha uzun süreli bir tesir. Detaylı bir video hazırladım. Hem Satürn'ün Balık'taki genel tesirlerini anlatıyorum, hem burcunuza olan etkilerini anlatıyorum. Lütfen Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Satürn Balık videomuzu izleyiniz. Ayın 16'sında Venüs Boğa Burcu'na geçecek sevgili oğlaklar. Bu da güzel bir etki sizin için. Ayın 16'sından sonra biraz daha aşk, sevgi, romantizmde daha güzel tesirler bekleyebilirsiniz. Hatta Venüs'ün Uranüs'le birleştiği Nisan ayı içerisinde sürprizlere de açık olabilirsiniz. Bunlar aşk, romantik konularda olabileceği gibi çocuklarla ilgili konularda olabilir. İyicil etkiler getiriyor. Süregelen ilişkilerinize de biraz daha keyif almanız mümkün. Size keyif verecek etkinliklere, davetlere, ortamlara da katılabilirsiniz. Çünkü Venüs Boğa Burcu'nda yaşamdan keyif almak ister. Kişisel zevklerin, yeteneklerinizi ortaya çıkarabileceğiniz, bunların daha hani görünür olabileceği ve sizi bir şekilde daha fazla tatmin edebileceği bir dönemde olabilirsiniz. Parasal kazançlar bakımından da Venüs'ün Boğa Burcu'ndaki pozisyonu olumludur. Özellikle bir yatırımın değerlenmesi, şansa ihtiyacınız olan alanlarda destekler almanızı da bekleyebiliriz bu dönem içerisinde. Ayın 19'unda Merkür Koç Burcu'na geçecek. 20'sinde Güneş Koç Burcu'na geçiyor. İlkbahar ekinoksu. İlkbahar başlıyor. Hemen
Ekinoks'la beraber 21 Mart'ta Koç burcunun 0 derecesi yeni ay doğacak. Önce burçlarımızı daha fazla etkiliyor tabii ki. Sizi de etkiliyor bu yeni ay. Enerjimizin artacağı, artık biraz daha böyle hevesli, meraklı, girişken olacağımız bir dönem. 0 derece Koç, 0 başlangıçlar, yenilikler demek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasındaysa bu etkiyi daha güçlü hissedebilirsiniz. Özel yaşam, ev, yuva alanı, ailevi konularda bir etki var. Bir düzen değişimi, yeni bir yere taşınma, yeni bir yerleşme, ev alma, satma, kiralama gibi bir konunuz olabilir burada. Bunun yanı sıra evlenmek, hani ev kurmak, yuva kurmak olabilir veya hani ayrılıkla birlikte de kendinize bir düzen kurabilirsiniz. Aile evinden ayrılmanız, eğitimle ilgili, işle ilgili bir sebepten de olabilir bu. Farklı sebeplerden de olabilir. Hayatınızda bir düzen kurmanız, bir yeni başlangıç yapmanız, özellikle özel yaşam, ev, yuva, ailevi konularda önemli etkiler altında olabilirsiniz bu yeni ay ile beraber. Ayın 23'ünde Plüto Kova burcuna geçecek ki bu da yine çok kolektifi etkileyen güçlü ve uzun süreli bir transit. Çünkü Plüto Kova'da 2044 yılına kadar kalacak. 20 yıldan bahsediyoruz. Bu yıl sadece kısa bir süre merhaba diyecek. 11 Haziran'a kadar Plüto Kova burcunun 0 derecesinde olacak. Daha sonra tekrar gerileyeceği için Oğlağa dönecek. 2024'te tamamen yerleşecek aslında Kova burcuna. Ama tabii bu, izlemek lazım bu dönemi. 11 Haziran'a kadar aslında nasıl tesirler getiriyor? Bazı işaretler verebilir bize. Toplumsal alanlarda tüm insanlığı etkileyecek. Kültürel, sosyal, bilimsel, ekonomik, siyasi yapılarda güçlü dönüşümler bekleyebiliriz bu Plüto transitinde. Kişisel anlamda da tamamen kişisel haritalarımızın yapısıyla alakalı bir durum. Yine genel detaylarını anlatacağım bir videoyu hazırlayacağım. Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ve ayın 25'inden itibaren Mars uzun süredir hareket ettiği İkizler Burcu'ndan ayrılıyor ve Yengeç Burcu'na geçiyor. Mars yaklaşık 2 ay Yengeç Burcu'nda kalacak. Tabii ki sizin için önemli, karşıt burcunuzda olacak. Enerjinizi ilişkilerinize, ilişkilerinizle ilgili faaliyetlere daha fazla odaklayacaksınız. Kuşkusuz bu zaman zaman biraz çatışma, biraz ilişkide mücadele getirebilir. Karşınızdaki kişiler, eşiniz, partneriniz, arkadaşınız, ortağınız daha agresif olabilir. İşte sabırsız davranabilir, dürtüsel tepkileri olabilir ve bu sizi biraz zorlayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Açık düşmanlıklara dikkat edin. Çünkü Mars açık düşmanlıklar alanınızda ya da rakipler alanınızda olacak. Rakiplerinizin enerjisi ve mücadele gücü artacağı için burada sizin kişisel güvenliğinize daha özenli davranmanız gerekecek. Yani sözün kısası, önümüzdeki 1,5-2 ay ilişki dinamiklerinizde biraz mücadele var sevgili oğlaklar. Burada her türlü, özellikle yakın ilişkilerde, ikili ilişkilerinizde daha dengeli, daha uyumlu, daha uzlaşmacı olmanız gerekiyor veya biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Sevgili oğlaklar, hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.